Masmaviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir sütlü tatlı tarifim var. Kıvamını anlatamam. Sevgili arkadaşlarım, gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 2,5 su bardağı sütü tenceremize alalım. Yarım su bardağı şeker. 1 yemek kaşığı dolusu un. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. Şimdi bu malzemelerimizi kısa bir süre karıştıralım. Çünkü yumurta ilave edeceğimiz için yumurtayı direkt unun üzerine eklerseniz yapışacaktır ve ayırmanız mümkün olmaz. Bir tane yumurta ekledik. Hepsini pürüzsüz oluncaya dek karıştıralım ve ocağın altını şimdi açabiliriz. Bakın hiç pürüz yok. Şimdi muhallebimizi pişirmeye başlayabiliriz. Kıvam almaya başladı. Hiç karıştırmayı bırakmayın. Sürekli karıştırın. Baktınız ki göz göz kaynamaya başladı. Sevgili arkadaşlarım bu aşamada ocağın altını kısın. 1-1,5 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Un kokusu tamamen çıkmış olsun. Kıvamına bakar mısınız? Ve tatlımızı ocaktan aldık. Şöyle bir karıştırıyorum. Size kıvamını gösteriyorum. bu şekilde bile kuplara servis edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı. Yani ben kendim yaptığım için e, vanilya şekeri ekledim. Yani bir paket vanilya şekeri ekleyelim ve 60 gram beyaz çikolatamız var. Ben onları böyle ufak ufak kırdım. İstediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz. Çikolatamızı da tatlımız sıcakken eklediğimiz için anında eriyor zaten. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Çikolatamız da eridi. Şimdi en önemli püf noktamız bir kaseye boşaltalım. Yani e, bunu daha sonra mikserle e, kıvam vereceğiz. Karıştırabileceğiniz bir kasenin içerisine boşaltalım. Ve üzerini de hava almayacak şekilde bir streç folye ile güzelce kapatalım. Yani bu şekilde değil de folyeniz kremaya temas etsin. Yani hiç hava boşluğu kalmasın. Bu önemli bir püf noktasıdır. Kaymak bağlamaması için. Yani o yüzünde bir kaymağın olmaması için. Hava almayacak şekilde iyice böyle streç folye ile kremayı birbirine yapıştırdım. Arkadaş olsunlar. Ve buzdolabına e, soğumaya alalım yaklaşık 2-3 saat diyebilirim. Bir 3-4 saat kadar beklettim. Hatta bu kremayı bir gün önceden de yapabilirsiniz. Ertesi gün servis edeceksiniz. Şimdi mikserimizin yüksek devrinde güzelce çırpalım. Yani böyle e, sünen Acayip bir kıvam alıyor sevgili arkadaşlarım. Bakın muazzam bir kıvama getiriyoruz. Yaklaşık 3 dakika kadar mikserin yüksek devrinde güzelce karıştırdık. Ben size şöyle kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu tarz sütlü tatlılarda böyle tülbent gibi sünmesi lazım. Böyle sünüyorsa muazzam bir tatlınız var demektir. Şimdi ben marı usulü lotus krema kullanacağım için bir kaseyi sıcak bir tencerenin üzerine bıraktım. Bu yaptığımız işleme benmari usulü eritme deniliyor. Bilmeyen arkadaşlarım için hemen onu da belirteyim. 2 tatlı kaşığı dolusu lotus kremamızı içine ekleyelim. O birazcık orada kendini bıraksın. Böyle ayaklı bir fanus, e, yok kup kullanıyorum. Artık siz ne arzu ederseniz e, servis için onu kullanabilirsiniz. Yaptığımız tatlıdan şöyle 2 kepçe e, tam tabana yerleştiriyorum. Ve 4-5 tane lotus kurabiyemiz var, bisküvimiz var. Onu da aralarına şöyle e, iyice yerleştirelim. Hani yerken o da arada böyle sürpriz gibi gelsin. Bu arada lotus severler. E, bu tatlıyı çok istemişti. Lotus kremalı sütlü tatlı istiyoruz diye. Evet lotus biraz Türkiye'de pahalı bir ürün. E, ama bir kavanozu alınca inanın ondan 3-4 tarif yapabilirsiniz. Ben mesela iki tatlı kaşığı kullandım bu tarifte daha da var. Onunla cheesecake yapın, yine bir tatlı yapın. ...öyle hemen ilk aldığınız kavanozu sanmayın ki bir defa kullanıyoruz. 3-4 tarif yapabilirsiniz. Üzerine 2 tane lotus bisküvi kırarak serpiştirdim. Ve gördüğünüz gibi lotus kremamız da kendini bırakmış, akışkan bir hale gelmişti. Onu da böyle zevkinize göre ne kadar istiyorsanız üzerine gezdirerek bitirebilirsiniz. Yani sizlere de hak veriyorum gerçekten bu lotus kreması özellikle anlatılamaz bir lezzet. Ee, çok şahane. Sütlü tatlıyla da uyumu e, çok güzel oluyor. Ve bütün kupları aynı şekilde pay ettim. Araya bisküvi, üzerine krema, yine bisküvi dökerek bir tane de nane yaprağı drap ederek bitirdim. Ve tatlımız servis için hazır. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım bütün odağınızı kremaya e, verin siz. Ne kadar yumuşak ipek gibi bir krem olduğuna dikkatinizi çekerim. Bu tarz kremalarda böyle kalıp gibi gelmemeli. Hafif sünmeli. Ben de onu böyle elimden geldiğince yavaş yavaş aldım ki o sünme esnasını size gösterebilmek için. Bu yoğun istek üzerine hazırladığım bir tarifti. Lotus kremalı ve bisküvili Tatlı tarifi sütlü tatlı tarifi isteyen izleyicilerim için şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere hayırlı iftarlar hoşçakalın.